Merhaba arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Türk marketine gidiyorum. Türk marketinden et almaya gidiyorum. Babama et alacağım. Şu var, babam her Türk marketin etini yemiyor. Benim bu gideceğim Türk marketinde bir tanıdık var. O kesiyor eti. Babam da ona güveniyor. Helal olacak. Onun için özel oraya et bakmaya gidiyorum. Koyun eti istiyor. İnşallah vardır kesilmiş etleri. Her zaman bulunmuyor. Ve oradan şey alacağım, kendime de kıyma alacağım. Çünkü oradan almaya çalışıyorum etlerimi, babamlar annemler de yesin diye. Şimdi başka marketten alıp da onların günahına girmek istemiyorum. Postaneye uğrayacağım. Evet, şu an planlarım böyle. Vallahi Türk marketi ana baba günü gibi bir şey. Park bile bulamıyorum, bekliyorum burada. Önümdeki araba da bekliyor. Ben buraya yakında hemen Rossmann var. Rossmann'a geldim. Şu Revolution markasının göz kapatıcımı almıştım ben Rossmann'dan. Ona bakacağım, buradaki Rossmann'da var mı diye. Buradaki Rossmann, bilmiyorum. Her Rossmann'da bu Revolution markası var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım. Ben eve geldim, video yüklüyorum. Robota bakın. Was ist das? Bu ne? Baby. Bebeğin mi bu senin? Diyor ki bu kedinin sevgiye ihtiyacı var. Ben bari biraz seveyim diyor. Oh Silas'ım. Çok mu sevgiye ihtiyacım var? Ay şunun duruşuna bakın. Canım abi. Bu sihte fül. Pek mi rahatsın? Şimdi Türk marketinden aldıklarımı göstereyim. Çok bir şey almadım ben Türk marketinden yani. Sadece et almaya gitmiştim babama. Et bulamadım. Sipariş verilecekmiş. Yani demiş miydim? Dememiş miydim? Neyse. Bakın iki tane büyük böyle tam bütün tavuk aldım babama. Böyle. Şöyle. Böyle istedi annem. Hem birini kaynatacakmış. Fırında birini böyle bütün istiyormuş. Ama ben yapacağım anneciğime. Burada da tavuk butu. Tavuk butu. Burada da et aldım böyle. Hemen bir kilo kadar. Bunu bugün kavuracağım. Cihan istedi. Anne ille bana şey yap dedi. Et kavurması salata yanına. Şöyle güllü ekmek. Bakın. Bu da güllü ekmek. İşte güllü ekmek neyse. Papatya ekmek. İşte onun içine koyacak böyle. Öyle yiyecekmiş. Ama ıspanaklı börek de yapacağım. Buraya hamur çıkardım. Bakın buzluğumdaydı. Aslında hamuru yoğuracaktım da kendim yoğurup böyle çarşaf böreği yapmak istiyordum bugün aslında. Ama saat şu an 3.20 geçiyor arkadaşlar. Bugün biraz o zaman olmayacak. Biraz yetiştiremem gibi geliyor bana. Şimdi en mühim ne biliyor musunuz? Bunları benim buzluğa koymam. Aşağıdaki buzluğumda ne kadar yer var onu bilmiyorum. Annem buzluğunda yer yokmuş. Mutfağım şu anda darmadağınlık. Hiçbir şey yapamadım. Şunları da bir aşağıdaki kültür. Buzluk değil aslında, kültür. Arkadaşlar ben hep buzluk diyorum. Siz beni düzeltsenize yorumlarda deyin. Aynen ne buzluğu? Türkiye'de kültür diyorlar buna zannedersem. Kültür olması lazım. Hemen bunu buzdolabına koyayım. Bu önemli. Et dışarıda durmasın. Şöyle. Ve bunları aşağıya götüreyim. Şu halime bakın. Merdivene oturdum buraya. Bizim aşağı kelleri inen merdivene. Size Rossmann'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Rossmann'da, bu Rossmann'da. Küçük olduğu için Revolution markası yokmuş. Ama tabii ki Rossmann'a girince ne yaptım? Başka şeyler aldım çıktım. Bu eşyaları dolaba yerleştirmeyeceğim için burada bir gün durduracağım böyle. Buzdolabında böyle küçük buz yapmak için. Ay ne bunun adı? Türkçe ne diyorlar? Ice waffle buz yapmak için böyle küçük içeceklerimiz içine koymak için. Böyle poşet. Böyle şey poşeti bu. Kızartma poşeti. Bratschlauch. Bunun içinde annemin tavuğunu yapacağım. Bunu istedi. Yani böyle istedi. Bu yine böyle ice waffle. Buz yapmak için. Buz yapmak için. Allah'ım öyle değildir Türkçesi ama neyse. Bu dekolte serumu. Dekolte kullanmak için. Ben bunu bir zamanlar kullanıyordum. Sonra bıraktım. Şimdi tekrar aldım. Bir tane güneş kremi aldım. Evde güneş kremi vardı bizim de ama geçen seneden açılmış. Açılmış olunca bozulur diye korkuyorum. 50'lik bunu aldım. Bakın. Ve bir tane de bu şeyi aldım. Yüz için 50'lik. Bu da yüz ve dekolte için. En mühim yüz zaten. Ve bir tane Isana markasının ben saç şeylerini hiç kullanmadım daha. Bu da saç maskesi. Bakın argan öl varmış içinde bunun. Bilmiyorum artık iyi mi iyi değil mi. 2.99'du. Fiyatını çok iyi biliyorum. Uygun diye aldım. Ve bakın Isana'nın Tuka öl peeling. Böyle yağlı peeling yapmak için. Yani bu. Böyle içinde kokulu yağ varmış içinde. Bu da 2.99'du herhalde. Denemek için aldım böyle. Bakalım bir deneyelim.
Başka ne almışım? Bakın bunu da aldım. Bu şeyin Rivalmi markası. Ben Rivalmi markasını pek bilmiyorum daha. Şöyle tutayım da görünsün. Concealer göz altının morluklarını kapatmak için çeşit çeşit bu renklerle hani böyle kapatılıyormuş ya. Bunu deneyeceğim. Rossmann'dan bir de bu dekorasyonu aldım. Bakın mumunu böyle ayrı aldım. Hadi çık bakalım şöyle. Allah. Evet mumunu ayrı aldım içine. Böylece bunu aldım. Bu 3.99'du zannedersem. Böyle içine dedim mum da olsun. Bunu aldım. Şu yeşilleri içinden kaldırmak için. Böyle olsun dedim. Robot beni öldürecek. İyice yeşillik meşillik bırakmadın evin içinde kaldırıyorsun diye. Bunun büyüğü de vardı. Çok hoşuma gitti. Aslında şuraya oturma odasına da buraya da bir tane alınması lazım. Burası böyle çok karman çorman burası. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Bir de Miley benim burada masayı ileri geri ittirdiği zaman bu dekorasyonlarımı burada resmen hallediyor benim kızım. Yani benim kızım böyle. İşte ne yapacağız? Olsun artık. Bakalım şimdilik burası böyle bir kalıversin. O yeşillikten bakın arkadaşlar şurada var benim. Bunlardan. Bence bu kadar yeşillik yeter. Allah'ım robot gitmiş. Şu Oster'ın dekorasyonlarını bulmuş gelmiş buraya koymuş. Ne yapacaksınız bunları? Neyse. Televizyonun yüzü niye kapalı diyeceksiniz. Bu televizyona bakın bunu bana kayınvalidem dikmişti böyle televizyona geçirmek için. Çünkü biz buraya video yapmak için masa çekiyoruz. Mesela challenge Miley'in kanalı için, aile kanalımız için. O zaman arkadan böyle şey ayna gibi oluyor. Güzel olmuyor böyle çekim yaptığınız zaman. Bu televizyonu böyle kapattığın zaman güzel böyle şey yapmıyor. Aynı etkisi yapmıyor yani televizyon. Böyle iyi oluyor diye. Şu mutfağımın darlığı. Allah'ım. Şu mutfağımın darlığı. Aman yüzüme bir şey gelir şimdi. Zaten bu şey kokuyor böyle insanın burnuna. Aha bu da bitmiş. Aaa! Rossmann'a gittim. Niye almadım? Bu niye gelmiyor ya? Biraz var dibinde daha. Şahane bak. Neyse yeter bu fazla şey yok zaten. Burayı da bir silelim. Burayı silerken şunu göstereyim size hemen. Geçen videomda göstermiştim ya bu tupavarenin bu çerezliğini, sunumluğunu, kahvaltılığını ne için kullanırsanız. Arkadaşlar ben onu hep akşamları güzel masaya koyuyorum. Veya öğleden sonra bile koyuyorum gelen geçen yesin diye. Yani ben bunu çok beğendim. Çok çok kullanışlı bir şey. Çok güzel. Evet. Yine çene. Çeneyi bırakalım. Anacığımın gelini olacak bugün. Ne kadar sevinecek tavuk aldığımı duyunca. Daha arayıp söylemedim anne tavuk buldum diye. Babam da şimdi üzülecek et bulamadım diye. Koyun eti yok diye ama perşembe günü alırız. Şimdi kendime bir iyilik yapacağım. Dondurma yapacağım. Bakın çikolata parçacıklı dondurma. Stracciatella. Dışarıda çok sıcak. Tabii güneşte oturuyorum yanında. Evet şöyle. Parmaklarım da ya. Böyle yaptım kusura bakmayın değil mi? Sonuçta kendim yiyeceğim burada da. Çilek doğrayayım. Oh mis. Şimdi ben bu kremayla süslemesini de beceremem. Şimdi dondurmamızı yiyelim, çileğimizi yiyelim. Koyalım. Çok da krema koymayayım. Şöyle bir dondurma tabağı. Kendim için. Aynur abla yine hep kendini düşünüyor diyecekler. Evdeki kimseye yapmıyor bir şey diyecekler. Kime yapayım? Herkes bilgisayarın başında oyun oynuyor. Yapmayacağım. Göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Artık vloglarda gösteriyoruz böyle ne yediğimiz ne içtiğimiz başka türlü olmuyor. Dondurmamızdan sonra mutfaktan devam. Et kavurmamı yani etlerimi hemen doğruyorum. Önce etimi kavurmaya bırakayım. Sonra böreğime geçeceğim. Ah benim anacığım beni böyle öğretmemişti aslında. Benim annem ıspanağın saplarını yemek yapardı börek yapacağı zaman. Hani saplarından ayırırdı. Böreğin içine katmazdı, koymazdı. Yapraklarını koyardı, saplarını da yemek yapardı. Yani içinde böyle şey olmasın diye mi? Niye sardık? Hep böyle yapardı. Bana da öyle öğretti. Ama şimdi ben onu ayırsam bile şimdi ıspanak yemeğini artık kim yiyecek börek olduktan sonra? Yine ertesi güne kalınca yenmez. Onun için ben böyle tembel işi hem sapını hem ıspanağın yaprağını, baprağını böyle doğruyorum içine. Ben yüzümü ekşitiyorum hep değil mi böyle? Bunları böyle şey yaparken, geçen video montajı yaparken farkına vardım. Dedim sen niye bu ağzın yüzünü böyle buruşturuyorsun ya? Bir şeyi keserken, doğrarken işte neyse. Peynirini
elimden salladım üzerine, rendelemedim. Biraz böyle yağ. Oh, yağ bitti. Ama yeter bu. Böyle. Ve şey, karabiber koyacağım. Ben şey koymuyorum, soğan koymuyorum. Ispanağı. Ama olunca da öyle. Tabii başka yerde yiyorum. Evimde böyle yapıyorum. Kırmızı biber. Ve biraz da pul biber. O kadar içimiz böyle. Yani yemeğimizin içi böyle. Böreğimin sosunu hazırlıyorum. Ben göz kararlı yapıyorum. Ama şöyle diyeyim. Bir su bardağı. Hepsinden bir su bardağı diyeyim. Ve 3-4 yumurta. Şimdi ben göz kararıyla yine şöyle bir başlayayım. Bakın şöyle. Ne bileyim. Böyle alışmışım. Yani ölçü gerek duymuyorum. Şöyle biraz da yağ. Bilmiyorum, herkes daha bir başka değişik yapıyor içini. Ben böyle yapıyorum. Bakın yumurtalar küçük. Ben bundan 4 tane koyacağım. Aslında yumurtaları önce bir kaba kırmak lazım. İçi nasıl çıkar çıkmaz diye de. İşte. Tembel işi. Tembel işi benim işim hep. Şöyle 4 tane yumurta. Küçükmüş bu yumurtalar, böyle minnak minnak ya. Ve üzerine süt. Ben böyle kıvamına bakıyorum. Sonra üzerine süt ekliyorum, yoğurt ekliyorum. Neyse işte, ama bence bu kıvamı tam. Kaç tane yufka varmış bunun içinde ya. Bayağı çok yufka var. Bayağı çokmuş. Neyse şöyle bir önce bir katını alalım. Şöyle böyle bir kat yufkamı koyacağım. Harcımızdan içine. Her katına bu harçtan böyle koyuyoruz. Miley, ne yapıyorsun kızım? Almış. Böyle bir 3 kat, yani 3 kat sayılır. Aralarına süre koyacağız. Yaptım, şimdi ıspanağımı koyacağım. Ispanağım bayağı bol oldu. Bol bol bol. Şöyle bir kat daha koyacağım sonra ıspanağı. Eğer bundan ıspanak kalırsa, bu içinden arkadaşlar, üzerine yumurta çakacağım tavada. Biliyorum şimdi siz içinizden diyorsunuzdur ki ya Aynur, bunun içini sen çok yaptın, ama şu da var. Biz böyle içi bol olunca çok seviyorum ben böreği. Kenarlarına falan güzel şöyle. Ispanağı bol olacak bana böyle. Ağzıma bol bol ıspanak gelecek. Şimdi tekrar böyle şeyle devam. Böyle yırtıp pırtıp bir şey olmaz. Güzel olur o zaman. Ispanağın hepsini böreğe indirdim. Bakın. Maşallah. Bu börekten çok ıspanak yemeği olacak. Böyle. Kalsın, bir şey olmaz. O şimdi ölür onun için. Ve katlarımızı döşemeye devam. Eğer bir tane yufka artarsa ne yapacağım biliyor musunuz? Şey yapacağım. Fırında ısıtıp içine şey saracağım. Söyleyin şunu. Şey kavurması. Et kavurmasını saracağım. Şimdi devam edeyim. Şöyle bir iki kat daha, sonra kenarlarını kapatacağım. Kalan sosunu da üzerine. Güzel. Şimdi keseceğim ben hemen. Böyle kestiğin zaman iyi oluyor. Sonra kesmesi de kolay oluyor. Hem güzel, sosu da böyle içine şey yapıyor, siniyor. Oo, son sıra biraz dengesiz kesildi ama olsun. Şimdi bu kalan sosu da kestikten sonra üzerine böyle dökeceğim. Su böreği tadında olur mu şimdi böyle? Mis, çok soslu ya. Oo. Su böreği yapmasını beceremiyorum ama denemedim. Ben her şeyi de bilmeye vereyim yani. Bunu da bilenler güzel güzel yapsın şöyle. Aralarına böyle. Güzel. Gitti. Tamamdır. Salatamı da hemen hazırlayayım. Hazır olsun. Kavrulunca Cihan'ın yemeği hazır. Bizim de böreğimiz hazır olur. Koysun koysun ekmeğin içine salatayı da yesin. Çocuğun çoktandır döner yemedi ya, dışarı çıkamıyor. Ondan herhalde böyle canı istedi. Böreğim pişti. Fırından şimdi yeni çıkarttım. Bir güzel de kabardı. Böreğimin içine bir bakın. Şöyle.
Yani şimdi komşuma vereceğim. Bizimkileri çıkarttım, bir sıra kestim. Tadı da muhteşem. Aynı su böreği tadı arkadaşlar. Su böreği tadında börek yapmak isterseniz hemen deneyin. Ay, şunu komşuma vereyim yazık. O da nerede yesin? Çok seviyor benim Alman komşum böyle börekleri falan. Böyle hazırladım bugün akşam yemeğimi. Zeytin, biraz böyle sebze. Yanına çay, böreğimiz ve burada da Cihan'ımın et kavurması. Cihan'a yaptım. Burada da dünden türlüm var. Yemekten sonra biz kocamla burada çay keyfi yapıyoruz bakın. Ya benim kocam burada durmuyor demeyin. Bakın ne güzel oturuyor benim yanımda. Gel. Yapsak net dass die Meinung durchsichtig an der Zeit oben. Der kommt schon runter. Zum Essen. Duydunuz mu? 99%. Yukarıda mı duruyorsun aşağıda mı? Unten oder oben 99%. Oben. Bak. 95%. 95. 95 mi? İyi. İdare eder. Ah beni rezil ettin. Du hast mich jetzt blamiert. Şimdi Kira ile ben çıktık geziyoruz böyle. Oh sakin kafa. Bakın. Kira da burada. Ben marketten gelince aslında burada çekim yapacaktım arkadaşlar. Bugün Seda'cığım, Seda Akdere muhakkak benim takipçilerim de biliyordur burada. Beni seyredenler, onun kanalından gelenler var. Onlara buradan hoş geldiniz diyorum. Kanalıma hoş geldiniz yeni gelenler. Seda Akdere'nin kanalından gelenler, oradan beni tanıyanlar. Seda'cığım bugün videosunda beni anmış. Ben böyle bakıyorum ya, gördüm Allah Allah dedim. Benden anlatmaya başladı. Allah'ım dedim, benden anlatıyor. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ olsun beni düşünmüş, anmış, bir güzel anlatmış. Çok güzel de anlatmış sağ olsun. Buradan yani çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani oradan kanalıma yeni gelenler, yeni abone olanlar, yeni takipçilerim. Onlara buradan hoş geldiniz diyorum. Abo köpeğim kayboldu. Kira! Abo köpeğim nereye gitti? Kira! Ha buradaymış. Allah ben konuşurken köpek gitti dedim. Olur ya arkalara bir yere kaybolur. Gerçi o beni göremediği anda geri geliyor. Yani bir yere saklandığım zaman da geri geliyor da işte. Evet onu da söylemiş oldum buradan. Şey olmasın, içimde kalmasın. Ders mi yapıyorsun? Şarkı mı söylüyorsun? Anlamıyoruz. Ich bin gleich fertig ne demek? Sadece bir tane öyle yapacağım. Bir sefer bir şey yapacağım. Ha. Bittim. He, o zaman bittin. O tamam. O zaman oynayacağım. O zaman oynayacağım. Hiç oynamadım bugün Mileyim. Hiç oynamadın kuzum. Mileyim akşam dersini yapıyor yine. Bu günlük neydi Miley? Leyse günlük. Leyse günlük. Okuma günlüğünü okulu için. Bizim ikimizin de Türkçesi gitmiş. Mileyim ikimizin de gitmiş. Onu bitiriyor dedim. Mileyim'i de göstereyim size bugün. Belki gösterdim mi seni bugün Miley ben? Bilmiyorum. Göstermedim herhalde değil mi? Tepsi şey olduğu halde, şey kağıdı, fırın kağıdı olduğu halde batmış. Ona ilaç sıktım gitmeden. Onu da hemen bir temizleyeyim. Böreğimin kalanı bu. Bunu yarın babama götüreceğim, anneme götüreceğim denemeler için. Onlara götüreyim. Denesinler. İçime sinmiyor. Tadına baksın. Anacığım sever ıspanaklı böreği. Ha, burada da bir tas kalmış. Her tarafta bir bulaşık benim. Her tarafta bir dağınıklık ya. Allah'ım. Çay eşliğinde böyle. Çayımı da alacağım. Sizlerin yorumlarınıza, videomun altındaki yorumlara bakacağım. Her akşam olduğu gibi. Normal gün içinde de bakıyorum. Bu aralar cep telefonumdan bakmaya alıştım. Yorumlarına cevap vermeye alıştım. Laptopun başına oturmadan da yani dışarıda oturduğum zaman, terasta oturduğum zaman oradan da cevap veriyorum. Ama yine akşamları tekrar böyle bir çayımı alıp oturuyorum. Çay tiryakisi olduk artık. Evde dura dura böyle her akşam bir çay. Instagram'a da bakacağım. Instagram'daki mesajlara da cevap vereceğim. Bu yorumlara cevap verme, mesajlara cevap verme konusu arkadaşlar şöyle bir şey. Hani ben elimden geldiği kadar yorumlara, mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bazılarına kalp bırakıyorum. Bazılarına beğeni bırakıyorum okuduğuma dair. Instagram'da da aynısı. Bu sadece Gurbetçi Anne için geçerli değil. Bizim Family Fan kanalımızda var. Instagram mesela. Orada 144 bin abonemiz var. Orada da aynısını yapmaya çalışıyorum. Orada da cevap veriyorum. Gözümden kaçırdıklarım olabiliyordur. Buradan onlar için de özür diliyorum. Oluyorsa eğer yani kaçırıyorsam. Ama elimden geldiği kadar vermeye çalışacağım. Yani sizlere
ihmal etmeyeceğim arkadaşlar. Nasıl diyorum, siz beni ihmal etmiyorsunuz, videolarımı ihmal etmiyorsunuz, bana yorumlar bırakıyorsunuz. Bu arada YouTube'da da yeni bir fonksiyon gördüm. Herkesin isminin arkasında böyle işaretler var. O işaretlerden kimin bana ne kadar çok mu yorum yazmış, çok mu beğenmiş yazıyor ki orada. Bu takipçiniz size çok kalp bırakan bir takipçiniz. Bu takipçiniz size çok yorum yapan takipçiniz. Bu takipçiniz sizi şu kadar senedir takip eden takipçiniz. Yani öyle işaretler var son zamanlar. Onları ben yeni keşfettim. Yani oradan görüyorum ne kadar emek verdiğiniz arkadaşlar. Çoğunlukla böylesiniz. Çoğunlukla böylesiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben de bunların size karşılığını vermeye çalışıyorumdur. Umarım bir hata yapmadan, sizleri kırmadan başarıyorumdur yani. Şimdi aklıma ne geldi arkadaşlar biliyor musunuz? Otururken Allah'ım ya Rabbim. Şu benim kalorifer var ya, şu kalorifer. Şu kaloriferin üstüne bakın, kamera oraya odaklanmıyor. Bakın şuraya bir tane altın rengi ayna mı assam diyorum. Şöyle üçgen şeklinde olanları var, güneş şeklinde olanları var, altın zincirli. Ne dersiniz? Sizin fikrinizi alayım dedim. Akıl akıldan üstündür. Sizler ne dersiniz? Ve buradaki resmi diyorum alayım. Alayım. Bu yeşil resmi. Şu yeşilliği buraya taktım ya kafaya şimdi bunu. Bunu çıkartayım diyorum. Bunu buraya alayım. O küçük resmi de onun yanına asayım. Şurası boşalsın diyorum. Buraya da böyle siyah böyle şeyler var, böyle yuvarlak raflar, dört köşe raflar, böyle içine şeyler konuyor, böyle süsler konuyor. Yani onların ucuzları da var. Oraya da öyle bir şey asayım mı? Aklıma geldi. Durup dururken fikirler üretiyorum Allah'ım. Şu sivilceme bakın. Neyse şöyle devam edeyim bari. Olmuyor ama. Elim burada olmuyor. Ve tabii ki bu duvar. En mühim bu duvar arkadaşlar. Ama biliyorum bu çok koyu duruyor buraya artık. Ama maalesef robotu kandıramıyorum. Kanmıyor adam, yapmayacağım diyor. Yapmayacağım diyor. Ne gereği var şimdilik diyor. Şimdilik bir de bizim duvarlar beyaz değil. Açık, çok açık kül rengi, gri renk böyle. Buraya beyaz zannedersem olmaz bu duvarlar böyle renkken. Şimdilik bu boyadan biraz var aşağıda bizim. Ama 4 senelik boya. Kıvamı ne halde bilmiyoruz. Ve diyor ki robot, bu boyayı şimdilik bu duvara vurursam diyor, rengi daha başka çıkar diyor. Çünkü bu duvar 4 senelik tabii ki. Kirleniyor iyi kötü muhakkak. Kirleniyor evin içinde. Güzel olmaz diyor. Ve seneye, artık seneye yaparız zannedersem. Duvarları boyayacağız diyor nasıl olsa. Tekrar bir boyanması lazım diyor. Yani ne gereği var şimdilik diye beni böyle oyalıyor. Ve 2 gün önce miydi neydi hatta, bana bir de diyor ki şu diyor şeyleri bir silelim, duvarları silelim. Bizim bu boyalar arkadaşlar, bu duvardaki boyalar hepsi silinen boya. Salonum komple salon. Oturma odası ve mutfak silinen boya aldık. Böyle güzel, böyle sabunlu suyla sildiğin zaman mis gibi oluyor aslında. Biz senede 1-2 kere sileriz robotla ikimiz. Ama tabii ki ben her vlogumda böyle şeyleri göstermiyorum arkadaşlar. Ama bu sefer yaparsak inşallah size göstereceğim duvarları nasıl sildiğimizi. Çok güzel oluyor. Diyor ki bana silelim diyor buraları diyor. Mis gibi olur diyor. Sen takma o siyah duvarı oraya diyor. Demesi kolay. Ve bu duvar. Bu da burayı. Bakın bu siyah dediğim antrasit duvar. Burada değişmesi lazım ama... İşte o zaman ne fikirle yaptık 4 sene önce, öyle moda mıydı veya öyle mi gördük? İşte gördüğümüzü yapıyoruz ya. Beyaz yapsaydım da keşke bu kadar kafam ağrımasaydı, aslında iyi olurdu. Yani öyle bir düşünceler içindeyim. Dekorasyon olsun veya bu duvarları tabii robot yapmadan ben elime almayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir vlogumda da söylemiştim. İstesem ben elime alır o duvarı, ben de yaparım ama bir... beyaz olmaz. İkincisi renk değişir. Üçüncüsü robot yapmıyor diye ben yapacağım. Ondan sonra bakacak ki karı nasıl olsa yapıyor. Ben yapmam derim. Ondan sonra der ki her şeyi ben yapmıyorum. He, nasıl olsa karı yapar. Yok. O kadar da uzun değil. Yapmayacağım. Onun işi. Yani böyle durumlar. Bu duvarları silerken ben size bir vlogumda göstereyim nasıl sildiğimizi. O zaman görün. Aynur'un nasıl temizlik yaptığını, böyle faşlı faşlı duvarları böyle güzel güzel siliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadar. Bu saatten sonra artık hiçbir şey olmaz bizim evde. Saat kaç? Saat 10 olmuş. 10 olmuş arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Evin içinde ancak bu kadar. He, anacığımla da konuştum. Annemler de iyiler Allah'a şükür. Her şey yolunda şu an. Umarım sizlerde de her şey yolundadır. Sağlığınız yerindedir. Önemli olan bu. Ve arkadaşlar videoma bir beğeni. Tabii çok çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız, abone olmadan seyrediyorsanız abone olursanız sevinirim. Ve diyorum ki kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.